Merhaba sevgili Başyan Televizyonu izleyicileri. Türk Dünyası programının bugünkü bölümünü ben Şemseddin Çüzelci, çok değerli hocamız Orhan Kavuncu'nun yerine vakaleten sunuyorum. Orhan hocamız hacca gitmiştir. Allah inşallah ziyaretini kabul eder. Ben de bugün programını elimden geldiği kadar sunmaya çalışacağım. Bugünkü programımızı Irak Türkmenlerine hasredeceğiz. Irak Türkmenleri malumunuz gibi 674 miladi 54 Hicri senesinden itibaren Orta Asya'dan Azerbaycan'dan göç ederek Irak topraklarına yerleşmişlerdir. Irak'ta yaklaşık 3,5 milyon Türkmen vardır. Bu Türkmenler Oğuz boylarının bir parçasıdırlar. İşte bugün onları konuşacağız. Özellikle de gençlik hareketini ele alacağız. Tabii ki Irak Türkmenlerinin son durumunda siyasi durumlarının kültürel ve sosyal hayatlarından da bahsedeceğiz. Bugün stüdyona 3 değerli konuğum vardır. Türkiye'de eğitim gören öğrencilerimiz vardır. İsterseniz önce konuklarımızı sizlere tanıtırım. Birinci konuğumuz Ahmet Dağlı. İkinci Ali Ekber Rıza. Üçüncü Ahmet Tuzlu. Evet Ahmet Bey, öncelikle siz kendinizi tanıtın değerli seyircilerimize. Bir bakalım Ahmet Dağlı kimdir? Öncelikle çok teşekkür ederiz. Böyle bir programa davet ettiniz bizi. Ben Ahmet Dağlı, Türkmenelli Öğrenci Birliği Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim görmekteyim. Radyo Televizyon Bölümünün 3. sınıfıyım. Ahmet, sen Irak'ın neresindensin? Irak'ın kuzeyindenim ben, Erbil'den. Erbil'densin. Evet, evet ya, Ali sizi dinleyelim. Ben Ali Ekber Rıza. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 3. sınıf öğrencisiyim. Tabii ki telaferdensiniz. Aynen. Evet, Irak'ın kuzeyinde son günlerde ciddi anlamda gündemi yakalayan ve gündemde büyük tepkilere neden olan, evet, Amerika'nın baskılarına karşı telafer, evet, yerimizden. Ahmet Bey, siz de tanıyalım. Öncelikle teşekkür ederim. Yani kendi adıma, gerçi arkadaşlarına söylediler de. Bizi bu fırsat verdiğiniz için Başkent Televizyonu'na teşekkür etmek istiyoruz. Ben Ahmet Tuzlu. Tuzurmatı'da tanılan Hamit Tuzlu'nun oğluyum. Ses sanatçısı. Ses sanatçısı. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Hamit Tuzlu'nun oğluyum. Hamit Tuzlu işte Irak Türkmenlerinin önde gelen işte ses sanatkarıydı. Şarkıcı, türkücü diyelim daha doğrusu. 2003 senesinde Türkiye'ye geldim. İşte şu an Bilkent'te okuyorum, opera bölümünde. Aynı zamanda da kendi şeyimizi, kendi türkülerimizi kaybetmemek için onlarla da çalışıyorum. Babamın izinden gitmeye çalışıyorum. Evet, inşallah sizden güzel türküler de dinleriz inşallah bugün, bu akşam. Evet Ahmet Dağlı, isterseniz sizden başlayalım. Erbil'de neler olup bitiyor? Son günlerdeki faaliyetler nedir? Daha doğrusu gençlik harekatı, istersen ondan başlayalım. Şimdi Şemseddin Bey, Erbil'de gençlik hareketi sizin de bildiğiniz gibi 1992 senesinde, evet, başladı. Daha doğrusu ortaya çıktı Erbil'de. Onun da nedeni biliyorsunuz, Saddam rejimi zamanında öyle bir gençlik hareketinin yapmasına fırsat yoktu. Onun için 92 senesinde ilk defa olarak Türkmen Milli Partisi Erbil'e genel merkezine taşıdı geldi. Evet. O zamanlar rahmetli Sayın Mustafa Kemal Yayçılı başkanımızın emrinde geldi Erbil'e o parti. Onun yanında işte Türkmeneli Partisi teşkil edildi. Onun yanında Türkmen Bağımsızlar Hareketi teşkil edildi. Ve bu partiler kendilerine ait gençlik ve talaba kolları vardı. Kendi bünyelerinde, evet, kuruldu bu. Ondan sonra işte bildiğimiz gibi 24 Nisan 1995 yılında bu partilerin ve kuruluşların birleşmesinde Irak Türkmen Cephesi ilan edildi.
Türkmenlerin tek meşru temsilcisi olarak Türkmen cephesi ilan edildi. Onun yanında bu partiler bir araya toplandığında mecburen bu teşkilatlanmalar da bir olmaya çalıştılar. O yüzden 1996 senesinde Erbil'de Irak Türkmen Gençler ve Talebeler Genel Birliği teşkil edildi, kuruldu. Faaliyetler devam etti. Tabii o aralar Erbil'de işte Türk liseleri açıldı. Türkmen Oğuzhan Erkek Lisesi, İmadettin Zengi, Atabek, Garibi Kızlar İlçesi. İlçokullar da daha önceden aslında doğuş okuludur. Şimdi ilçokulları neden ben hatırlamadım? Çünkü hani gençlik teşkilatı genellikle bizim oradaki Türkmenlerde ortaokuldan başlamadır. Teşkilatlanmalar başladı o zamanlar. İşte o bölgedeki bulunan diğer partilerle işte öğrenci konseyi seçmeleri oluyordu liselerde. Tabii Türk liselerinin diyelim iktidarı şeydeydi, bizim Türkmeneli Gençlik ve Talebe Birliği'nin şeyindeydi. Kontrolündeydi. Onun yanında 1998 senesinde olağanüstü bir kurultay yapıldı. Gençlik Talebe Birliği'nden ayrıldı. Tek başına bağımsız bir birlik oldu. Talebe Birliği de bağımsız bir birlik oldu. O zamanlarda başkanlığını yapan bizim Sayın Aydın Maruf Bey vardı. Şu anda bizim Suriye'de temsilcilikte görev yapmaktadır. Gençlik başına da Sayın Muayet Karaşahin başkanımız vardı. O yürütüyordu. Böyle devam etti. Tabii baskı vardı. Oradaki başka gruplar tarafından baskı vardı. Bizim teşkilatın şeyine, binalarına. Birkaç defa binalarımız saldırı oldu. İşgal edildi. İçindeki bulunan eşyalarımız, şeylerimiz. Hatta bir zamanlar ben hatırlıyorum öğrenci ve talebe birliğini hiçbir binada barındırmadılar. Çadır kurdular. Evet. Türkmen evinde. Boykot olarak Kerkük evi vardı bizim Erbil'de. Evet. Aynı zamanda Türkmen evi daha doğrusu. Türkmen evi diyorduk. Evet. Fakat Kerkük başkent olduğu için Kerkük evi ismini vermişti bizim Sanan Ahmet Ağa. Eski Irak Türkmen Cephesi Başkanı. Şimdi orada biz boykot olarak çadırda hani bize hiçbir şey etkilemez. Biz sürekli mücadelemizi yürdüreceğiz, devam ettireceğiz. Çadır kurmaya karar verdik arkadaşlarımla. Çadır kurduk. Bütün faaliyetlerimizi çadırda yapıyorduk. Yine orayı da basmak istediler. Fakat basılmadı. Çadır olduğu için artık bina yok. Yani çadırı da basmak halleri yoktu. Evet. Onun yanında işte o zamanlar daha fazla aktif hale geldik. Daha fazla faaliyetler gösterdik. İşte Erbil'in tamamen Türk liselerine daha fazla kontrol ettik. Bütün konsey başkanları bizdendi o zamanlar. O günden bugüne işte o mücadele devam ediyor Allah'a şükür. Evet, Erbil'deki durum budur. İsterseniz bir telafere geçelim. Telafer Türkmenlerin kalesi, daha doğrusu geçilmez çana kalesi Türkmenlerin. Telaferdeki durumdan biraz bahseder misiniz bize? Tabii telafer bildiğiniz gibi 1920'de Irak'ın bağımsızlığı telaferden başladı. Evet. İşte orada İngilizlere karşı gelindi. Kalede 40 tane İngiliz generali öldürüldü. Ondan devam etti. İşte sonralar işte Saddam döneminde Baas Partisi'nin etkisi oldu. Çok baskı yapıldı. Telafer hemen hemen Irak'ta en büyük ilçe sayılır. Çünkü 300 bin nüfusu var sadece. Merkez. Etrafına bakarsak köyleriyle beraber 500-600 bin çıkar nüfusu. İşte bu gençlere geldiğimizde şey vardı. Baas Partisi'ne ait bir Irak Öğrenci ve Gençler Birliği vardı. Yani onların deyiminde İttihad-ül Amli Talabat ve Şebab-ül Irak dedikleri. Ha, aynen öyleydi. Evet. Tabii bunun telafer'de bir kolu vardı bunun da. Her okulda, lisede, ortaokul, lisede hatta ilkokulda da kolları vardı. Onun gibi işte şeylerdiler, biraz baskıyla üye yapardılar. Baas Partisi'ni hemen hemen herkes biliyor. Yani baskıcı olduğunu, diktatör olduğunu. Tabii Saddam dönemine kadar öyle yaptı. Saddam'dan sonra 2003'te çok güzel şeyler yaşandı telaferde. Çok güzel gelişmeler oldu. Oradaki de halk da şeye bağımlı, biraz tarım, biraz da sanat var, sanatkarlık var. Öyle halk geçimini sağlıyordu. Bir de merkezi yeri var Talafer'in. Tabii Musul, Suriye'ye bağlıyor işte. Evet. Kuzey Irak'tan hemen hemen. Sınırda olan bir kasabamız. Tabii merkezi yeri. İşte
Saddam'ın baskılarından dolayı hiç yapmadı. Tabii %100 Türkmen olduğu için de etkiliyor bu. Saddam şehri yapmadı onu. 2004'te güzel şeyler oldu Tel Afar'da. Herkes birleşti, kardeşçe yaşadı. Tabii hükümetsiz. Saddam düşmüş, hiçbir şey yok. Evet. Herkes kardeşçe yaşıyor. Ondan sonra işte Amerika'nın saldırısı oldu. Haberiniz var bildiğim kadarıyla hocam. Evet, zaten 2004'te başladı Tel Afar'a baskı saldırı. Baskı başladı. İşte millet perişan oldu maalesef. Hala da devam ediyor. Neyse bu baskılara geçeriz daha sonra. İsterseniz Ahmet'le devam edelim. Ahmet Kerkük'ün 70 kilometre uzaklığında yani güneyine düşüyor daha evet, doğrusu. Evet, Tuzhurmat ilçemiz. Tuzhurmat ilçesi. Tuzhurmat'ın ikinci bir adı da vardır. Aksu. Aksu tabii. Aksu neden gelir Ahmet? Aksu oradan geçen sudan kaynaklanan yani. Evet. O oradan geçen çay bir nehir vardır. Çay dediğimiz Aksu nehri, Aksu çayı oradan geçiyor. O yüzden Aksu'da deniliyor Tuzhurmat'ya ve Tuzhurmat'ın anlamı tuzu çok. Evet. Yani çok fazla tuzu var. Millet işte tuz toplardı oradan. Tuz hurması çok. Hurması da çok. Hurması da çok. Bir de dutu çok. Dutu çok. Biz Türkmence'de işte tut deriz duta. Evet. Tuz, hurma, tut birleşince tuz hurma zamanla... Tuz, hurma, tut. Zamanla tuz hurmatı olmuş. Evet, tuz hurmatından istersen biraz insanlarından bahset. Tuz hurmatıda yaşayan insanlar neyden geçimlerini sağlıyorlar? Maişetleri nedir? Tuz hurmatıya bağlı zannedersem bir çok bayat köyleri vardır. Oğuz boylarına çok, bağlı. Çok fazla evet, bayat köyleri var bana. Ondan sonra. Tuz hurmatıda insanlar genel olarak yani önce tuz hurmatı bir kere Irak'ın büyük ilçelerinden birisidir. Yani Tel Afar'dan sonra tabii ki. Büyük nüfusu da çok. Etrafındaki işte bayat ovaları, köyleri de çok fazla. Ve bu %100 hepsi Türkmen. Evet. Zamanla işte göç olmuş, biraz şey olmuş işte karışık. Ama sonuçta herkes orada kardeşçe yaşıyor. Ondan sonra insanlar genelde tarımla uğraşıyor. Yani herkesin işte orada arazisi var, ekiyor, biçiyor. Ama özellikle bağı çok fazla, bahçe dediğimiz bağ. Bağı çok fazla mesela kayısı bağları var, bizim mesela var. Eski bağlardan işte Tuzhurmat'ta meşhur olan yani tanılan bağlardan Miran Bağı mesela. Maruf oğulları bağı, maruf bağları. Ondan sonra şu an hatırlayamıyorum. Yani birkaç tane büyük bağ vardı orada. İnsanlar bunlarla geçiniyordu. İşte hurma vardı, elma, kayısı. Ondan sonra dut çok fazla dediğimiz gibi. Bir de insanlar diğer kısım insanlar da işte ticaretle uğraşıyorlardı. Ticaretin yani dışında bir de Tuzhurmat'ı da aydın insanlarımız soğuktu. Her ne kadar nüfusu küçük olsa da diğer şehirlere göre, Kerkük'e, Erbil'e, Musul'a göre. Ama bir bakıyorum birçok şairleriniz vardır, sanatçılarınız vardır. Tabii. Hatta ressamlarınız da vardır. Tabii ki. Evet. Yani bir kısım işte şöyle der, işte Tuzhurmat'ı şeylerin, sanatçıların yeri. Evet. Sanatçı bir kere çok güzel sesler var Tuzhurmat'ta. Çok güzel, çok yetenekli şairlerimiz var, genç şairlerimiz var. Bir de aşıklar vardır. Çünkü bizim Irak'ta biliyorsunuz Türkmenlerin şiveleri farklı farklıdır. Tel Afar şivası vardır, Erbil şivası vardır, Altınköprü şivası vardır, Kerkük, Teze, Dağkok, Tuzhurmat'ı, Hanekin, Mendeli, Karatepe, Bayat köylerinin bunların her ne kadar hepimiz Türkmen isek de ama şivelerimiz farklıdır. Ağız farklılığı var. Bugün zannedersem Başkent televizyonunda bir mozaik sergilemekteyiz. Siz Tuzhurmat'tan, Ali kardeşim Tel Afar'dan, Ahmet Erbil'den, bense Kerkük'ten. Yani hemen hemen Türkmen elinin bütün bölgelerinden bir grup olarak bugün Başkent TV'de Orhan Kavuncu hocamızın da buradan saygılar sunarız. Bize saygılar, bu fırsatı evet. verdik. Hem kendimizi tanıtalım hem de Türk Dünyası programının bugünkü bölümünü biz sunalım. Evet Ahmet, isterseniz Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye'deki gençlik faaliyetlerinizden bahsedin. Şu anda
ne yapıyorsunuz? Gençlik faaliyetlerini nasıl devam ettiriyorsunuz? Özellikle de Türk dünyası gençleriyle birlikte ne gibi faaliyetlerde bulunmaktasınız? Şimdi şöyle izah edeyim Şemsettin abi. Şimdi tabii bizden önce bu Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmek öğrenci projesi diyelim. Evet. Türkmen cephesi yoluyla oluyor tabii, bunu herkes biliyor. Tabii buradan ana vatanımız olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sonsuz minnet borcumuz var yani. Böyle bir kontenjanları sağladılar. Mesela bizim işte oradaki Türkmenleri kendi ana vatanlarına gelip işte burada tahsillerini yapmak üzere ister lisansından, yüksek lisansından, doktorasından. Şimdi bizden önce abilerimiz vardı burada tabii. 96'da başladı bu proje. Öğrenci büyük. Ama öğrencilerimiz ta 56-60'lardan itibaren geliyor. Özellikle evet, de ilk defa 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in teşebbüsüyle şu anda birçok devletin kurumunda üst düzeyde yetkili insanlar vardır. Mesela Enver Hasanoğlu, Gazi Üniversitesi'nin eski rektörü ve büyük hastanelerdeki hocalar, tabii ki başta Sayın Profesör Ehsan Doğramacı olmak üzere Irak'ın aydınları hemen hemen ana vatana yerleştiler. Ana vatanın farklı İsmet kurumlarında yer almışlar. Evet Ahmet. Şimdi sizin bahsettiğiniz zamanlar hani böyle konteyce halinde değilmiş işte. Evet. Herkes gelip kendi imkanlarıyla burada okumuştur. Fakat o dönemlerde Türkmen cephesinin çatısı altında bu öğrenci projesi başladı. Tabii burada aynı teşkilatları yürütsünler diye bizim abilerimiz, bizden önceki abilerimiz. 1 Temmuz 1997 senesinde Türkmeneli Vakfı ve Kültür Merkezi'ne bağlı olan Türkmeneli Öğrenci Birliği 1 Temmuz 1997 senesinde Sayın abimiz Soran İlhan'ın başkanlığında yani teşkil edildi. Bugün 10 yıldır. 10 yıl aşkındır. Tam 10 yıl. 10 yıl. Evet. 97, 2007. Başladılar onlar aynı faaliyetlere. Tabii 2 senede bir kurultayını yaptı. Yönetim değişti. Kongre yapılıyor. Evet. Yönetim değişti. Onun yanında işte Türk Dünyası Gençleri Birliği'nde üye olarak katıldı. Yani Dünya Türk Gençler Birliği'ne üye oldunuz. Onu sizinle işte beraber kurultaylara falan katılmalar. Evet, ondan da bahsederiz daha önümüzdeki dakikalarda. Şimdi faaliyetlerimiz genellikle Türkmen olduğu, öğrenci birliği olduğu için bizim de hani bizde derler ya, bizim her şeyimiz kalemdir. Evet. Genellikle sosyal faaliyetler oluyor, sportif faaliyetler oluyor. Mesela bizim işte sağ olsunlar Türkmeneli Kültür Merkezi'ndeki yetkili abilerimiz işte internet salonudur, sportif faaliyetlerimizi lokalimiz yürütmek için. Lokalimiz var orada. Evet, bir lokalimiz var. Orada her şeyi sağlamışlar bizim için. İşte ayrı ayrı kurslar açılıyor. İster İngilizce, ister Almanca, yabancı dillerle kurslar açılıyor. Oralara katılıyor. Bir de milli münasebetlerde geziler düzenliyor sizler. Tabii milli münasebetlerde hani bizim her sene dedelerimizin Çanakkale'de şehit düştüğü, her sene öğrencilerimizi oraya götürüyoruz işte. Bizim dedelerimiz burada savaştı, burada şehit düştü. Zaten hepsinin de ismi geçiyor abide mezarlığında. İlk gezilerimiz oraya düzenliyoruz. Evet. Hani bazı arkadaşlarımız var işte Çanakkale duymuş. İşte benim dedim Çanakkale'de şehit düşmüş. Hadi büyük dedim şehit düşmüş. Orayı görmek istiyorum. Gidiyoruz, orayı görüyorlar arkadaşlarımız. Onun yanında tabii kendi aramızda piknikler falan düzenliyoruz sosyal olarak. Onun yanında işte bizim Türkmen cephesinin bütün yaptığı faaliyetlere katılıyoruz. Bizim Türkmeneli, kültürel ve sosyal faaliyetlere. Türkmeneli televizyon programlarında seyirci olarak katılıyoruz. İşte Ankara'da veya da Türkiye'nin herhangi bir şehrinde Türkmenler için, Irak Türkleri için bir yürüyüş yapıldığında, bir eylem yapıldığında katılıyoruz. Veya bazı Türk dünyası organizasyonları oluyor. Oraya da katılıyoruz. Oralara da katılıyoruz. Evet. Zaten bu ayın, bu senenin Ağustos ayında sizinle beraber arkadaşlarımız Makedonya'da 13. kurultaya katıldılar. Türk dünyası kurultayına katılmıştı. Evet, bizim Türkmeneli Öğrenci Birliği'ni temsil ederek 5 delegemiz kurultaya katıldı. Ondan 2 sene önce de siz katıldınız. Evet, İstanbul'da şeyde, beraber İstanbul'da, katılmıştık. 2005'teydi. Evet, İstanbul'da sizden katıldık. Önceki arkadaşlar da Romanya'da ve sonra arkadaşımız da 2000 senesinde Azerbaycan'da beraberdi. Evet, isterseniz yeni seçilen, daha doğrusu hani derler ya, şeyi ağzında
Çiçeği Burnu'nda başkanımız, Türkmen Eli Öğrenci Birliği Başkanı Ali Ekber Rıza. Ali Bey, sizler ne düşünüyorsunuz? Bundan sonra Öğrenci Birliği'ndeki faaliyetleriniz, projeleriniz neler olur? Özellikle de Türk dünyasıyla işbirliği yapmak açısından. Tabii ki biz demokratik bir seçim sonucu kazandık. Bu göreve geldik. Evet. 3 Kasım 2007'de daha yeniyiz. Güzel bir tarihte de gelmişsiniz, evet. 3 Kasım. Evet. Tarihi de güzel, seçim de çok güzel oldu. Gerçekten çok demokratik bir ortamda gerçekleşti. Herkesin İnşallah işleriniz de güzel olur yani. İnşallah seçim güzel olmuşsa. İşte tabii yıllık bir plan hazırlıyoruz şu anda da. Planlarımızdan hemen hemen birçoğu sosyal faaliyetler, sportif faaliyetler, Ahmet kardeşimin dediği gibi. İşte bu geçen sene bizden önceki öğrenci birliği, Himdet abi vardı, Himdet başkan vardı. Onun Himdet Terzi. Evet. Onun başkanlığında Türkmen Eli futbol takımı ikinci oldu. Hmm. İkinci. Bu turnuvaya mı katıldınız? Turnuvada ikinci oldu. Kimlerle oyunlar yaptınız? Tabii yabancı uyruklulardan, yani yabancı uyruklu dedim, Türkiye Cumhuriyeti'nden. Yani Türkiye'de eğitim gören tabii, Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğrenciler. Onlardan işte ikinci olduk. Bu sene de inşallah birinci olmayı amaçlıyoruz, şampiyonluğu amaçlıyoruz. Ondan sonra işte kurslarımız var. Ayrıca halay ekibimiz var. İşte müzik ekibimiz var. Yeni bir projemiz var. Onda işte o lokalımızda, bizim Mithat Paşa'da Türkmen Eli Kültür Merkezi var. Tabii ki siz diğer öğrencilerden çok şanslısınız. Tabii. Cumhuriyetlerden gelenler, öğrenciler. Çok iyi imkanlar sağlanıyor. Derneği bile yoktur ama evet. Bizlerin Allah'a şükür öncelikle bir Türkmen Eli Vakfımız vardır. Evet. Onun çatısı altında Türkmen Eli Kültür Merkezi. Kültür Merkezi'nin de hemen hemen donatımlı bilgisayar odaları vardır, kafenetler dışarıda olduğu isimlerde. Evet. Öğrencilerin hizmetine sunulan yaklaşık 30 civarında bilgisayar vardır. Evet. Lokalınız vardır. Muazzam bir kütüphane vardır. Tabii, evet. Ayrıca birçok imkanlar size sağlanmıştır. Kesinlikle. İnşallah bu imkanlardan hem sizler hem diğer öğrenciler değerlendirdiler bunu. Değerlendiriyoruz. Katılımlar da oluyor. Çok güzel. İşte bu bir basın yayın odası açmaya, kurmayı düşünüyoruz. Enformasyon dedikleri. Enformasyon tabii. O işte bu basın yayın odasında bir bülten çıkaracağız. Tabii bültenle tabii başlayacağız. Sizin bu arada bülteniniz de çıkıyordu ama buradan ben kameraya da göstereyim. Gençlik Sesi. Bunu sizden önceki yönetimdeki arkadaşlar çıkarttılar. Temenni ederiz inşallah sizler de tekrar başlarsınız. İnşallah. Ama siz yeni bir şeye imza attınız. İnternet sitenizi canlandırmaya başladınız. Sizden önceki dönemdeki arkadaşlar İmdat Terzi döneminde internet siteniz açıldı. Evet. İnşallah bundan sonra gençlik derginiz gençlik devam ses. Eder. Evet Ahmet, isterseniz bir müzik dinleyelim sizden. Ne dersiniz? Olur. Evet, hazırsan hemen bir müzik dinleyelim. Bu arada sen hazır olana kadar biz Ali ile devam edelim. Ali, derginizi kısa zamanda isterik yani diğer yayın organlarıyla birlikte yerin alsın. Özellikle de siz hızlı bir şekilde yönetime geldiniz. Tabii arkadaşlarınızla birlikte zannedersem çok iddialısınız. İnşallah bu heyecan inşallah sönmeyecek. İnşallah bu heyecan sonuna kadar devam eder. Kesinlikle. Evet Ahmet, sizden ne dinleyeceğiz? Muhal ne kaldı? Evet. Evet değerli seyircilerimiz. Kerkük'ün usta sanatçılarından Abdülvahit Küzeci'nin derlediği, bestelediği Muhal ne kaldı türküsünü Ahmet Tuzlu'dan dinleyeceğiz. Esmer ne kaldı, yanakta döydürüp sen. Canım ne kaldı, Dilber ne kaldı, alemi öldürüp sen. Bu halı hurda meni salıptı derde meni.
bu halı xurda məni salıbdı dərdə məni Rakıblar yığnaq edib istər gider də məni Bu hal nə qaldı, əsmər nə qaldı Aləmi öldürübsə Bu hal nə qaldı, dilbər nə qaldı Yanağda döydürübsən Önüm nə xaldı, dilbər nə xaldı Aləmi öldürübsən Bab gün Sen varsay mutlu halim sen varsay Divana gevlim Valla gevlim Gevlim yüz yere böldüm Her yüzünde sen varsay kaday ben alım Eyleme zulüm sen eyleme Valla gündü geçer ağlama el Alem allar girip sen Kareler bağlama Bu hal ne kaldı, esmer ne kaldı Yanağda döktürüp sen Gözüm ne haldı, dilim ne haldı Alemi yandırıp sen Bu hal ne kaldı, esmer ne kaldı Yanağda döktürüp sen Gözüm ne haldı, canım ne haldı Alemi öldürüp sen Sağlık. Sağlık. Evet Ahmet isterseniz sizlerle tekrar ikinci tura başlayalım. Şimdi Türkiye'de bu öğrenci projesi biliyorsunuz yaklaşık 10 senedir evet. hemen hemen faaliyete geçmiştir. Evet. Türkiye'deki öğrencilerin genel olarak sıkıntıları nedir? Yani şimdi sadece sizlerin değil yani Irak Türkmen öğrencilerin değil diğer mesela yurtta, üniversitelerde, fakültelerde devlet tarafından size verilen burslar yeterli evet. mi veya bazı avantajlar daha önce biliyorum vardı onlar kesildi. Onlardan bir bahseder misiniz? Buradan da yetkiler de bizim Milli Eğitim evet. Bakanlığı'nın yetkileri de dinlensin. En azından bir sıkıntılarınızı başkent televizyonumuz vasıtasıyla yetkililere iletelim. Şimdi böyle bir durum var. Hani bir biliyorsunuz biz öncelikle geldiğimizde Gazi Tömer'de Türkçe evet. dilini okuduk. Ve orada bizden başka yaklaşık 28-29 ülkeden de Türkiye Cumhuriyeti'nin ve akraba topluluklardan öğrenciler vardı. Evet. Tabii ister istemez zamanla bunlarla biz samimi olduk. Kiminle normal arkadaş olduk, kiminle çok samimi olduk. Kiminle aynı bölümü kazandık, şu anda aynı üniversitede okuyoruz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde burslu olan öğrenci, kontenjanlı öğrencilerin hemen hemen sıkıntılarımız aynı. Örneğin az önce hatırlattığınız gibi önceleri toplu taşıma araçları, belediye otobüsleri bedavaydı. Ücretsiz. Evet. Yabancı uyruklu öğrenciler ve özellikle burslu öğrenciler için. Evet. Milli eğitime bağlı olan burslu öğrenciler için. Şimdi bizim öğrencilerimiz ve diğer Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen ve akraba topluluktan gelen öğrenciler tekrardan bunun talebinde bulunuyorlar. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden. Yabancı. O da zannedersem Büyükşehir Belediyesi'nin evet. yetkisinin dahilindedir bu işler. Onun yanında işte birçok öğrenciler mesela işte yurtta bazı sıkıntılar var işte. Her gün aynı yemek, her gün aynı şey veriliyormuş. Onun yanında burs az yetmiyor. Burs biliyorsunuz yetmiyor, Türkiye Cumhuriyeti'nde her sene zam diye bir şey var. Evet. Birçok şeye zam geliyor. Ve bursa da zam geliyor tabii bu arada da fakat bursa geldiği zam senin normal günlük hayatındaki zamı karşılamıyor. Çünkü şimdi nereden bakarsan bir öğrencinin mesela çok kendisini sıkı tutarsa günlük 10 YTL ile 15 YTL civarında bir harcaması günlük olur. Günlük giderleridir. Kimi işte sigara içiyor, işte kimi iki araçla
okuluna gidip ve geliyor. Ve kimi de cep telefonu aşırı derecede yani, kullanıyor. Aşırı derecede yani, kullanıyor dediğiniz gibi. Sizin bütün ögelenizlerin yani biraz harcama konusunda cep telefonu çok fazla harcıyor. Bayağı masraf getirir insana. Ya bunlar çok sıkıntı, doğrudan çok sıkıntı. Tabii biliyorsunuz bir öğrencinin tamam burası bizim ana vatan. Fakat ister istemez kendi ailesinden uzak bir yerde okuması için maddi destek çok önemli başarılı olması için. Maddi destek olmayınca bence o öğrenci başaramaz. Tamam, çok çalışkandır, okuyor. Fakat bu maddi destek sağlamadıkça bu sefer hani okuldan soğur, okumadan soğur. İşte ne bileyim, örneğin işte yurtta kalır parasızlıktan, yok gitmem. Mesela Gazi'de de benim okulda böyle bir sistem var. 4 derse girmesen otomatikmen kalıyorsun o derste. Evet, 4 derse. 4 derse girmesen kalıyorsun. Yani böyle öğrencilerimiz çok var. Biz bunu sürekli göreceğiz. Fakat şimdi işte Ali Başkanım'ın Milli Eğitim'le geçen bir toplantımız vardı. Sağ olsunlar oradaki bizim hocalar bize yardımcı oluyorlar çok. Yani şeylerimizi dinliyorlar, sıkıntılarımızı falan dinliyorlar. Çözüm var mı bari? Şimdi çözüm böyle var. Bir çözüm var. Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir görüşmeleri var Milli Eğitim Müdürlüğü'nün. Ve bunları proje haline getirdiler yazılı olarak. Ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanı da bunu kabul eder. Bu şeyi, bu i̇nşallah. Sıkıntıdan da kurtuluruz. Biraz da Ali Bey'den dinleyelim. Ali Bey sizin zannedersem bir projeniz de var onun dışında. Biraz isterseniz sıkıntıları siz de ne şekilde bakış açınızla bir bakarsanız sıkıntıları bize tabii anlat. Burada yabancı ruhlu öğrencilerin, Türkiye Cumhuriyeti tabii bunlar. Sıkıntılarımız Ahmet kardeşimin dediği gibi aynı. Ortak sıkıntısı. Başta burs. Yetmiyor. Ama sizler yine şanslısınız. Bizi demiyorum. Türkmeneli ben. Vakfı'ndan da bir burs alıyorsunuz. Yani öyledir. O da Türkmeneli sağ olsun vakfımız. Yani size destek oluyor ama yine de yani diğer kardeşlerimizi düşünerek yola evet, çıktım yani ben. Siz onların da şeylerine tercüman oluyorsunuz. Kesinlikle onların adına konuşuyorum ben bunu. Evet. Bunları hemen hemen 18 veya 16 temsilci, 18 ülkenin temsilcileri adına konuşuyorum bunu. Geçen toplantı yaptık. İşte sıkıntılarımızı ortaya koyduk. Yazdık bunları. Evet. Başta burs. Yani bir 159 milyon. Hiç yetmez. Milli Eğitim'in tabii. 159 YTL. 159 YTL bugün için hiç yetmiyor. Yani bazı arkadaşlarımız var. Mesela tıpta okuyan arkadaşlarımız var. Mühendislikte işte bildiğiniz bu bölümlerde. Kitaplardır, masraflardır, fotokopilerdir. En ucuz kitap 15 YTL. Hı. Tabii bu kitap mı alacak, elbise mi alacak, ulaşım mı karşılayacak, yemek içmeyini mi karşılayacak. Ayrıca bu işte iletişimini mi karşılayacak hiç yetmiyor. Burada büyük sıkıntı var. Ayrıca işte doktora ve yüksek lisans yapan abilerimizin de aynı sıkıntısı. Onlar da zannedersem 179 milyon bizden 10 milyon fazla alıyorlar. Evet. Burada da sıkıntı var. Ayrıca ulaşım sorunu çok çok zor. Zorluk çekiyoruz bu ulaşımda. Bazılar işte Ahmet'in dediği gibi iki araçla gidiyor okuluna ve sınava da geç kalıyor. Sınava geç kaldığı ihtimalde de sınava da giremiyor. Bunlar ciddi sıkıntılarımız. Ayrıca bu yurtlarda işte izin problemi var. Özellikle bu yabancı uyruklu öğrencilerine. Hele kızlarımıza çok çok sıkıntı yapılıyor. Yurt müdürleri tarafından beni yanlış anlamasınlar. Yo, biz temenni eder bir bayan öğrenci de gelsin ama kısmet olmadı. İşte İnşallah neyse. O bir programlarda İnşallah. Oradan hocamız getirirler. Bayan i̇şte öğrencilerin de sıkıntılarını yurtta, ifade etsinler. O odalar 8 kişilik. Çok kalabalık. Evet. Ders çalışma ortamı sıfır diyebilirim. Barbat. Çok kalabalık olduğu için çalışamıyor insan. Nasıl olsa bazılar işte arkadaşlarımız var saat 3'e kadar uyumuyorlar. Diğerinin yarın 8.30'da sınavı var. Onun uyumak zorunda olduğu için diğerleri de uyumadığı için rahatsız oluyor. Ciddi bir rahatsız oluyor. İnşallah bunlara bir çözüm bulurlar. Tabii bu projeler de Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Türkiye Cumhurbaşkanı'yla görüşeceğiz. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulacak. Bakanla görüşeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na da sunulacak. Bunları işte isteklerimizden bursun biraz fazla olması 200 işte ne bileyim o civarlarda fazla da gözümüz yok zaten. Evet. İşte bu ulaşım araçlarının
Ya bedava olmasa da biraz İndirimli kolaylık sağlasınlar yani. Bize. İndirimli. Çok şimdi sıkıntı şöyle, çekiliyor öyle. Eskiden zannedersem servis vardır. Yani Tömer'den üniversite arasında veya yurttan eskiden Tömer'e. Servis değildi Şemsettin Bey şimdi. Öğrencilere has bir kimlik vardı. Heh. Ve o senin burslu olduğuna dair onu ispatlıyordun. Ve gibi. Bindiğin otobüslere onu gösteriyordun. Geçiyordun yani bedava olarak. Bunun yanında ben bunu söylemek istiyorum. Şimdi bizim arkadaşlarımız Hacettepe Üniversitesi'nde ve Ankara Üniversitesi'nde de eğitim görmekteler. Onlar da sağlık hastane şeyinde evet, çok sıkıntı çekiyorlar. Nedir o sıkıntılar? Şimdi Hacettepe Üniversitesi'nin böyle bir kuralı var. Ben diyor yabancı uyruklu öğrencinin diyor hiçbir şeyini karşılayamam ben diyor. Allah Allah. Mesela bir öğrencimiz gidip muayene olduğunda para vermek zorunda. Kendisi para verecek. Öğrenci belgesi istiyorlar. Onda da sıkıntı çekiyorlar. Öğrenci belgesi kolay kolay vermiyorlar. Niye? Öğrenciyse niye vermiyorlar? Şimdi yabancı uyruklulara herhalde de rektörlük tarafından böyle bir kararlar alınmış. Genelge mi yoksa karar mı bu? Ya karar alınmış daha doğrusu. Karar alınmış. Evet. Böyle sıkıntılar var. Ankara Üniversitesi aynı. Mesela bizim arkadaşlar gidiyorlar. Acil durumları oluyor. İşte ne bileyim acilde boş yerimiz yok almıyoruz. Gidin başka bir hastaneye. Allah'ım. Yani Ankara Üniversitesi'nden öğrencisi şey öğrencimiz ve acilde almıyorlar. Mecbur adam gidiyor kendi cebinden muayene oluyor. Burada da bildiğimiz kadar burada sıkıntı hayat şey koşulları zor. Hele hele Allah korusun hiç kimse hastaneye düşmesin yol yani. Allah herkesi bir doktordan uzak. Şimdi olsun. Bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığımız için sağlık güvencemiz yok. SSK dedikleri. O yok bizde. Ama burslu öğrencilerin zannedersen Milli Eğitim Bakanlığı'nın şimdi sağlığı... Milli Eğitim Bakanlığı Tömer'de olduğun sürece her şeyini Milli Eğitim Bakanlığı karşılıyor. Tömer'de olduğun sürece. Üniversiteye gittiğiniz üniversiteye zaman... geçtiğinde üniversite karşılayacak. Aynı Milli Eğitim Bakanlığı karşılayacak onu da. Hmm. Fakat %10'unu ödeyeceksin sen. %10'unu öğrenci mi ödeyecek? Evet. %10'unu ödeyeceksin. Şimdi bizim Gazi'de bu sıkıntılarımız yok. Mesela gidiyoruz, muayenemiz oluyoruz kimliğimizle. Çıkıyoruz. %10'umuzu veriyoruz. Parasını. Hı. Çıkıyoruz. Fakat Hacettepe ile Ankara Üniversitesi çok bu sıkıntılar. Hele hele son zamanlarda yani hemen hemen çok tekrarlandı bu olaylar. Biz onu da Milli Eğitim'le görüştük. Bakalım inşallah yetkililer ona da bir çözüm bulur. İnşallah bu sıkıntılarınızı buradan bizi izleyen Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri kısa zamanda çözerler. İster meclis başkanına, hükümete ve cumhurbaşkanına bile bir an önce teşebbüste bulunlar. Yalnız siz değil, siz bütün Türk Cumhuriyetlerine ve akraba topluluklarından gelen öğrencilerin sıkıntılarını bir an önce çözerler. Evet Ahmet, herhalde sizin böyle bir sıkıntınız yoktur. Çünkü siz Bilkent'te okuyorsunuz. Vallahi yani mutlaka her yerde sıkıntı vardı ama çok şükür bizim sıkıntımız, öyle bir sıkıntımız yok yani. Gidiyoruz. Sizde sistem nasıl Bilkent öğrencileri, özellikle de burslu öğrenciler? Yani sistem dediğiniz sağlık... Sağlıktır ve yani sair, bizim... yurttur. İşte yurtta kalıyorsunuz, bildiğimiz gibi işte normal ama işte okul burs yani yurt bursu çıkmadığı sürece işte onun belli bir şeyini ödüyorsunuz. Belli bir miktarını ödüyorsunuz. İşte ne bileyim 8'de 6 çıktı diyelim burs, yurt bursu mesela. 8'de 6'sını ödüyor, diğerini siz ödüyorsunuz. Okul bursu da aynı şekilde. Yani öğrencinin, ailenin durumuna göre değerlendiriliyor. Sağlık konusuna gelince merkez kampüs var Bilkent'te. Bir de doğu kampüs var. İkisinde de sağlık merkezi var. Gidiyorsunuz, bütün doktorlar var yani. Her şeyin doktoru yani. Dermatolojiden tutun, işte diş hekiminden tutun. Bütün alanlar var. Ondan sonra muayene oluyorsunuz, hiçbir şey ödemeden tabii herkesin orada dosyası var. Gidip kimliğini veriyorsunuz, alıyorsunuz dosyanızı, doktora gidiyorsunuz, muayene oluyorsunuz. İlaç yazıyor diyelim. Ondan sonra ilacın %20'sini şey karşılıyor. %20'sini ödüyorsunuz. Öğrenmiyor. Yani anladığımıza göre Bilkent'in sağlık problemi yoktu. Bilkent'e yok, çok şükür yok. Evet, siz isterseniz sazınızı alın, bir hazır olun. Biz... Arkadaşlarla hızlı bir şekilde gelelim. Tekrar sizden bir türkü dinleyelim. Peki, olur. Sazınız olur. Hazır olana kadar biz Ahmet'le başlayalım tekrar. Peki. Ahmet, Irak Türkmenleri biliyorsunuz. Biraz önce Ali kardeşim de söyledi. 1920'den itibaren
Tabii ki 1920'de Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Irak Osmanlı Devleti'nden İngilizlere devredildi. Evet. İngilizlere devredildikten sonra Irak'ın başına gelen bütün iktidarlar döneminde özellikle de Irak Türkmenleri bir asimile politikasına, soykırıma, yok edilme politikasıyla karşı karşıya geldiler. Birinci katliam da Türkmenlere karşı İngilizler tarafından telaferde yaşandı. Her ne kadar bunu birçok insanlarımız da belki hatırlamazlar ama Telafer'in usta şairi Felegoğlu çok güzel bir destan yazıp Kaçakaç Destanı. Evet. Onu da ben Kerkük Soykırımları kitabımızda onu özellikle de içinden 10 kıtasını aldık. Birinci katliam 1920'de Telafer'de başladı. Daha sonra Kerkük'te 1924'te Levi katliamı Ermenilerin Irak Türkmenlerine yaptıkları katliamdır. 46'da Gavurbağı evet. katliamı oldu. Ondan sonra 59 senesinde Kerkük'te tabii ki en büyük katliam yaşandı. Evet. 59'dan sonra münferit katliamlar oldu 60'da. Altın Köprü'de falan. 70'te. Ta 80'e kadar 80'de Necdet Koçak, Zaim Abdullah, Abdurrahman, Rıza Demirci, Adil Şerif 4 liderimizi bir arada Saddam idam etti. 80'den sonra 91 olayında birinci ayaklanmada, halk ayaklanmasında Altın Köprü'de, Kerkük'te, Tuz Hurmatı'da, Teze Hurmatı'da, Leylan'da yine Erbil'de Türkmenlere karşı yine katliamlar yaşandı. Evet. Hatta 1991'den sonra biraz önce bahsettiniz evet. ki o bölge biraz tırnak arasında o bölgeden bahsetmek istiyorum. Evet. Tabii ki değerli seyircilerimiz 1991 sonrası, Birinci Körfez Savaşı sonrası millet hepsi İran kuzeyine toplandı. Erbil'e, Doğuk'a, Süleymaniye. Saddam'ın ordusu kuvvetten çekildikten sonra onları sınıra kadar sürdü. Ancak Birleşmiş Milletler, İngiltere ve Türkiye'nin desteğiyle o bölgede bir güvenlik bölgesi oluşuldu. Evet, 36. paragrafı. Orada insanlar ister Türkmen, ister Kürt, ister Arap, ister Süryaniler, evet. özellikle de Saddam iktidarından kaçanlar o bölgede başladılar. Herkes serbestse kendi dillerinde eğitim görmeye başladılar. Evet. Kendi dillerinde basın, yayın, dergilerini, gazetelerini, kimi televizyonlarını, radyolarını açtılar. Evet. Bugüne kadar Irak Türkmenleri 2003 senesine kadar Arap Bağısı Partisi ve diğer iktidarlar tarafından asimile yok edilme, silinme politikasına maruz kaldılar. Tabii ki 2003'ten sonra farklı boyutlar oldu tabii. katliamların. İsterseniz bunları bekletelim. 2003'ten sonra hani o bir turda şey edelim. Hazır isen Ahmet sizden bir türkü Teşekkür daha olur. Alalım. Güzellerde üç güzel var sevilir. Evet, mikrofonu isterseniz biraz yaklaştırın sesinize. Güzellerde üç güzellerde güzel var. Güzellerde üç güzel var sevilir. Evet, dinleyelim. Güzellerde üç güzel var sevili, güzellerde üç güzel var sevili. Biri gidi biri gelin birisi kız, ah yaman birisi kız, vah gülüm birisi kız. Git size gelin size kız bize, git size gelin size kız bize. Başımı sevdaya salan bir güzel, ah yaman bir güzel, vah gülüm bir güzel. Meyvelerde üç meyve var yenili, meyvelerde üç meyve var yenili. Biri üzüm, biri heyva, biri
sınar, ah yaman bir sınar, vah gülüm bir sınar. Elma size, heyva size, nar bize. Elma size, heyva size, nar bize. Başımız sevdaya salan bir güzel, ah yaman bir güzel, vah gülüm bir güzel. Başımız sevdaya salan bir güzel, ah yaman bir güzel, vah gülüm bir güzel. Tabii ki gençlik döneminde insanlar ister istemez aşık olurlar. Ahmet de bir güzel. Allah bilir kaç güzel var Ahmet. Yok estağfurullah. Evet Ahmet, isterseniz tekrar Erbil'den başlayalım. Evet. Erbil'de son durum nedir? Özellikle de 2003 senesinden sonra. Çünkü biz biliyoruz Erbil bir Türkmen şehridir. Evet. Erbil'de gerçekten de Irak Türkmenlerinin bir medeniyeti vardır orada. Nureddin Zengin'in dönemindeki iktidarlar vardır. Tarihi Türk eserleri vardır Erbil'de. Şu anda Erbil'de durum nedir? Şimdi dediğiniz gibi Şemsettin abi, Erbil şöyle tanınır. Altı Osmanlı İmparatorluğunu kabul eden bir şehir. Evet. Erbil Kalesi. Onun yanında Gökbörü Minaresi. Onun yanında işte Müzefferettin Gökbörü. Evet. Onun yanında zaten Sultan Müzefferettin Gökbörü'nün türbesi de, evet, mezarı da Erbil'de. Şimdi Erbil tabii şu dediğiniz gibi az önce 95'ten sonra Türkmen cephesi teşkil edildikten sonra, evet, o zamanlar Sayın abimiz Turan Ketana'dan sonra bizim Sayın abimiz Sinan Çelebi Türkmen cephesi başkanıydı. Çok güzel, mükemmel o bölgede siyasi ve sosyal faaliyetlerini yürütüyordu Türkmen olarak. Tabii o zamanlar Türkmen cephesi ilk saldırıya maruz kalan 1998 senesi. Bütün kuruluşlar, daireler saldırıya maruz kaldı gecenin 11'inde. Ondan sonra işte kimliği belirsiz birkaç insan tarafından saldırıya maruz kaldı denildi. Onun yanında 2000 senesinde bizim aynı Erbil'de Türkmen Cephesi Başkanlığı binasına saldırı yapıldı. Orada iki tane kardeşimizi şehit verdik. Şehit Adil ve Şehit Abdullah. Saddam düştükten sonra tabii Türkmen Cephesi'nin genel merkezi Kerkük'e taşındı. Evet. Başkanlık Kerkük'e taşındı. Şimdi Erbil o zamanlar başkanlık Kerkük'e taşındıktan sonra Erbil kol oldu bu sefer yani. Kerkük'e bağlı oldu. Başkanlığa bağlı oldu. Onun yanında iki sene önce işte sizin de haberiniz vardı. Erbil'de aynı böyle bir işgal, evet, olayı gerçekleşti. Türkmen kuruluşları, cephenin kuruluşları falan işgal edildi. Hali devam ediyor. Orada yerel bizim TERT, Türkmen El Radyo Televizyonu dediğimiz televizyonumuz, eğitim dairemiz, siyasi dairemiz, araştırma dairemiz, onun yanında güvenlik dairemiz, bunlar işgal olundu. Şimdi faaliyet devam ettiriliyor Erbil'de. Çalışmalar tabii ki, devam ettiriliyor. Tabii ki parti binaları hala duruyor. Parti binaları hala duruyor. Parti binaları hala duruyor fakat şu anda Erbil'de İTC'yi aynı zaman Türkmen Bağımsızlar Hareketi ikisi aynı binada çalışmalarını yürütüyorlar. Evet. Orada insanlarımız yine eskisi gibi bir araya geliyor, toplantıları yapılıyor, işte sosyal faaliyetler yapılıyor fakat eski dönem gibi değil. Baskı biraz, evet, fazla. İnşallah bu devam eder. Ben yönetmenimizden bir şey aldım. Programımızın, evet, son dakikalarını yaşamaktayız. Ahmet, isterseniz siz sazınızı hazır edelim. Programı bir türküyle bitirelim ama bir dakika da şeyden, Ali kardeşimizden dinleyelim. Gelecekteki projeleriniz nedir? Bir dakikaya sığdırırsan Ahmet'e de bir iki dakika verelim. Son üç dakikaya giriyoruz. Yani Türkmen Eli Öğrenci Birliği olarak önümüzdeki günlerde neler yapmayı düşünüyorsunuz? Tabii biraz önce dediğim gibi bu son derece önem verdiğimiz iletişim. İletişim. Basın yayın odası.
çok önemlidir bizim için. Bu en azından bir sestir. Ayrıca işte futbol takımı. Futbol takımı sporun her alanlarında. Evet. Bunu da çok önem veriyoruz. Türk dünyası ile ilgili. Tabii onlar bizim faaliyetimize katılıyor. Biz de onların faaliyetine katılıyoruz. İşte halay ekibi olsun. Sanat ekibi. Güzel resimlerimiz var. Onlara sergi düzenleyeceğiz. İşte bu şeyleri düşünüyoruz. Daha doğrusu da inşallah. Güzel bir gelecek düşünüyoruz. İnşallah da gerçekleşecektir. Önümüzdeki yani, umarım. Dönemde Türkmenleri Örgütlenici Birliği olarak Türkiye'de eğitim gören Türkmenlere, Türkmen örgütlenicilere iyi bir şekilde hizmet sunarsınız. Tabii en büyük amacımız hizmet yani. İnşallah. Tabii ki sizler diğer örgütlenicilerden daha şanslısınız. Biraz önce de bunu ifade ettik. Türkmen Dilleri Vakfı'nın kültür merkezini size sağladıkları imkanlar, kolaylıklar. Kesin onlara tabii ki takdire şayettir. Buradan onlara da saygılarımızı sunuyoruz. Aynen. Bu arada biz birçok yayınlarımız vardı Türkmenlerle ilgili. Kerkük dergisidir, Türkmen Buhçası'dır ve Kerkük'te çıkan kitaplar vardır. Azerbaycan'da çıkan dergiler, kitaplar vardır. Yurt dergisidir. İnşallah bunları başka zamanlarda şey ederiz. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızı isterseniz Ahmet ile kapatalım ama kapatmadan önce sizlere ayrı ayrı teşekkür ederiz. İnşallah başka bir programda da beraber oluruz. Buradan da programımızın asıl sunucusu ve hazırlayıcısı Profesör Doktor Orhan Kavuncu'nun hac ziyaretinin kabul edilmesini buradan İnşallah. Allah'tan dua ediyoruz. İnşallah hac ziyareti kabul olur. İnşallah. Ve bundan sonraki programlarda Başkent Televizyonu'nda seyircileriyle karşı karşıya gelir. Evet Ahmet, son dakikadayız. Son dakikayı size bırakıyoruz. Son türküde dedem dedem can evet. Dedem diyoruz. Hep beraber dinleyelim.